Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde cinafk yani zamirler konusunu öğreneceğiz. Cinafk ismin yerine kullanılan kelimelere denir. Kürtçede 16'ya yakın cinafk çeşidi vardır. Tabii biz hepsini işlemeyeceğiz. Bu dersimizde sadece şahıs zamirlerine değineceğiz. Diğerlerini de metin çevirileri dersimizde metin üzerinden öğreneceğiz. Hemen cinafken kesane yani şahıs zamirlerinden başlayalım. Kürtçe'de diğer dillerden farklı olarak iki tür kişi zamirleri vardır. Yani Türkçe'de kullanılan ben, sen, o, biz, siz, onlar Kürtçe'de iki çeşittir. Bunlar Hweru, ez grubu ve Tewandi, men grubu olarak adlandırılır. Hweru yalın veya sade, Tewandi ise bükümlü anlamına gelir. Ez grubu ile mın grubu arasındaki farkları birazdan anlatacağım. Ama onun öncesinde ez grubunda değinmek istediğim birkaç konu var. Tabloda da gördüğünüz üzere iki tür ek alıyorlar. Bunun nedeni gelen kelimenin sonundaki harf eğer sessiz ile bitiyorsa sesli ile başlar. Eğer sesli ile bitiyorsa sessiz ile başlar. Tekrar söyleyeyim. Eğer sessiz ile bitiyorsa sesli ile başlar. Eğer sesli ile bitiyorsa bu sefer de sessiz ile başlar. Şimdi yalın haldeki şahıs zamirlerine bir bakalım. Es, tu, ev, em, hun, ev. Aynı olan iki zamirimiz var. Bunları da cümlede geçen tekil ve çoğul anlamlarından ayırabiliriz. İkisinin aynı olması sizin için kolaylık olduğunu düşünüyorum. Mesela o yiyor cümlesini Kürtçe'ye çevirdiğimizde çoğul olanı mı tekil olanı mı kullanacağız düşüncesini ortadan kaldırıyor. O zamirini yazıyoruz ilk önce. Sonra cümle çoğul mu tekil mi ona bakıyoruz. Tekilse cümle şöyle olur. Ev duhe. Çoğul yapmak istediğimizde de pek fark olmuyor. Onlar yiyor. Kürtçe'de de ev duhun olarak çevrilir. Yani zamirimiz değişmiyor. Son olarak tahtada dikkat ettiyseniz takılar ayrı ve bitişik yazılmış. Nedeni ise eğer isim cümlesi ise takılar ayrı yazılır. Fiil cümlesi ise takılar bitişik yazılır. Peki ez grubu ile mın grubu arasındaki fark nedir? Nasıl ayırt edeceğiz? Hemen maddelerle tablomuza göz atalım. Ez grubu özne durumunda olan zamirlerdir. Mın grubu ise tümleç durumundaki zamirlerdir. Ez grubu ın, in çoğul eklerini alırlar. Mın grubu ise almazlar. Ez grubu takı ekleri alır. Mın grubu ise takı eki almazlar. Ez grubu gelecek zaman ve şimdiki zamanda hem geçişli hem geçişsiz olarak kullanılır. Ayrıca geçmiş zamanda da geçişsiz olarak kullanılır. Mın grubu ise sadece geçmiş zamanda geçişli fiiller ile kullanılır. Ez grubunda cinsiyet ayrımı yoktur. Mın grubunda ise vardır. We, we gibi. Peki, geçişli fiil nedir? Arkadaşlar, geçişli fiil kısaca nesne alabilen fiillerdir. Ve fiile neyi, kimi sorularını yönelterek bulabiliriz. Örnek vermek gerekirse, ketin bir fiildir ve nesne almamış. Yani bir geçişsiz fiildir. Neyi ve kimi sorularını sorduğumuzda cevap alamayız. Mesela es ketim, es ki ketim, es çi ketim. Bakın cevap yok. Şu örneğe bakalım. Men dit, men çi dit. Bakın orada bir cevap var. Ev dit. O zaman bu geçişlidir. Şimdi arkadaşlar tahtada bazı zamanlarla oluşturulan cümleler var.
Bunlara geçişli mi, geçişsiz mi açısından bakarak men ve ez grubunu gözden geçirin. Evet arkadaşlar, dersimiz buraya kadar. Kafanıza takılan konuları yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki derse kadar hoşça kalın.